Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, siyasi müsilaj ve hükümet konusunda güncel konuşma yaptı. Asayiş problemlerine değinen Derya, hükümetin tedbir almadığını söyleyerek aylardır yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik gibi konuların konuşulduğunu belirtti. Derya, dünyanın gündeminin ise farklı olduğunu, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun düşmeye başlaması konusunda açıklamaları bulunduğunu söyleyerek, enflasyonun nedenlerine ilişkin çözüm çağrısı yapıldığını ifade etti. Enflasyon doğru rakamlarla ücretlere yansıtılması üzerine çalışma yapılması gerektiğini bilimsel bilgilerin saklandığını iddia eden Derya G20 zirvesine değindi. Derya dünyanın yapay zeka potansiyeli iklim değişikliği gibi konuları konuştuğunu, KKTC'de ise sahte diploma, liyakatsiz atama, siyasi müdahale gibi konuların konuşulduğunu söyledi. Hızlı ve izinsiz şekilde üniversitelerin açıldığını ileri süren Derya, üniversite alanı birilerinin kara para akladığı bir yere mi dönüşüyor diye sordu. Derya, üniversitelerin hangi yıl açıldığı, sahipleri, mütevelli heyetleri, kampüs adresleri gibi sorularla ilgili meclis bilgisine getirilmek üzere rapor hazırlanması gerektiğini söyleyerek Kur'an kurslarına ilişkin denetim konusunda neler yapıldığını sordu. Derya, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği'nin din politikası belirlemek gibi bir görevi var mı? Eğitim politikası belirlemek gibi bir görevi var mı? Bizim bakanlarımız sunmak dayımı da Acaba tecelcilinin denişleri müşavirliği bu işlere el atıyor. Sanki ortada toplumsal talep varmış gibi siyasi araç haline getiriyor o sorularını yöneltti. Sahte diploma zeytinyağı gibi olayların denetimsizlik nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Derya, Yeşilat tüzüğünün de milliyetçilik nedeniyle kullanılmadığını söyledi. Türkiye'nin F-16 konusunda uzlaşılar yaptığını, Mısır ve Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Derya, Hristodulides'in Kıbrıs Türkleri muhatap almadığını, Türkiye ile konuştuğunu kaydetti siyasi müsilajın denizi salyası anlamına geldiğini söyleyen Derya, bu hükümetin siyasi bir müsilajı olduğunu düşünüyorum dedi. Eğitim Bakanı Nazım olduğu ise Doğuş Derya'nın açıklamalarını taraflı olarak niteledi. Açıklamalarının herhangi bir araştırmaya dayanmadığını iddia ederek usulsüzün sağcısı olcusu olmayacağını söyledi. Sahte diploma konusunda polis müdürüyle de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, polisin araştırmasını tamamlamasından sonra bakanlığında sürece dahil olacağını söyledi. KKTC'nin genç bir cumhuriyet olduğunu, yasalarda değil denetimde eksiklikler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, denetime gereken altyapıyı kurasında ihmal bulunduğunu belirtti. Din kursları ile ilgili TC Büyükelçiliği'nin görev yürüttüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, böyle bir karıldığını sordu. Türkiye Koşu Din İşleri Müşavirliği'nin eğitimle ilgisi olmadığını, anlıkla ve eğitimle ilgili bir iş yap derden Çavuşoğlu, cami hocalarıyla ilgili koordine yaptığını belirtti. Çavuşoğlu, din eğitimi konusunun bakanlık kontrol olması gerektiğini, bu eğitime vatandaştan talep olduğunu, değişen nüfus yapısı içinde bu taleplerin bulunduğunu ifade etti. İzin alınarak din kursu yapılması noktasında adım atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, denetim için müfettiş kadrosunun artırıldığını, yaz kurslarının bakanlık kontrolünde okulda olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.